Line TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili izleyenler. Seçim 2015 programına hoş geldiniz. Kent Meydanı Cam Stüdyomuzdan sizlere sesleniyoruz. Konuğum Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Gülten Kavut Sürücü. Efendim yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Süremiz 35 dakika, birçok konuya değinmeye çalışacağız. Gündem de yoğun ama öncelikle Gülten Kavut Sürücü kimdir? Sizleri bir tanıyalım. Buyurun efendim. Evet, ben öncelikle Bursalı hemşehrilerime iyi akşamlar diliyorum. Gürsu Belediye Başkanımıza yapılan menfur saldırıyı kınıyorum. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Evet. Umut ediyorum siyasetçilere yapılan bu da saldırılar son bulur. Ailesine de geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Evet, Allah'tan biz de acil şifalar diliyoruz inşallah. Evet. Tez zamanda sağlığına kavuşur. Buyurun efendim. Gülten Kavut Sürücü kimdir? Evet, öncelikle MHP Bursa Milletvekili dediğiniz için teşekkür ediyorum. Adayı demediniz çünkü bu benim için önemli. Öyle olabilir, nasip diyelim, hayır olsun diyelim. 1974 Tokat doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimi İstanbul'da tamamladım. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları uzmanlık eğitimini tamamladım. Çalışma hayatına 15 yaşında başladım. Çünkü ticaret lisesi mezunuyum. Yıllar boyunca da uluslararası firmalarda insan kaynakları, maliyet muhasebesi gibi kısımlarda uzman olarak ve yönetici olarak çalıştım. Evet. 2005 yılından itibaren bireysel danışmanlık olarak çalıştıktan sonra 2008 yılında Bursa'nın ilk etüt eğitim merkezini eşimle birlikte kurduk. Yine 2015 yılı itibariyle faaliyete geçiriyoruz. Bursa'nın ilk özel gençlik kampını, eğitim gençlik kampını İznik'te faaliyete geçiriyoruz şu anda. Çok güzel. Yani hem göl kenarında... Bu biraz göl kenarında değil, Elbeli'nin üstünde, Hacı Osman Köyü'nde. Doğayla bütünleşik bir vaziyette. Çocuklarımıza yönelik, gençlerimize yönelik bir eğitim kampı. Onları hayata daha hazır hale getirmek için yapılmış bir eğitim. Özgüvenlerini ve takım çalışmalarını kuvvetlendirici, liderlik özelliklerini ön plana çıkartıcı eğitimler yapılacak burada. Evet, yani siz iktisat bitirmişsiniz, insan kaynakları alanında evet. Uzmanlık yapmışsınız ama evet. Eğitim alanında eğitim da sektöründeyiz. Yıllardır tecrübe birikiminiz evet. Var. Evet. Dolayısıyla eğitim alanında size birkaç soru soracağız büyük tabii, ihtimalle. Ama tabii, ben öncelikle siyasi geçmişinizi de izleyicilerimize aktarmanızı istiyorum. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi ile buluşma süreciniz, milletvekili adayı olma süreciniz, bunları bir toparlayarak izleyicilerimize aktaralım. Evet. Sivil toplum örgütleriyle ilgili çalışmalarım da var benim. Onları da aktarmak isterim. Bursa'ya gelir gelmez aslen Tokatlı olduğum için Bursa Tokatlılar Vakfı'nda genel sekreterlik yaptım yıllar boyunca. Akabinde Bursa Tokatlılar Derneği'nin kurulmasında öncü rol oynadım. Şu anda da Bursa Tokatlılar Derneği'nin genel sekreteriyim. Yine Bursa'da ilk olan Bursa İl Dernekleri Federasyonu BİLDEF'in yönetim kurulu üyesiyim. Yine Bursa'da Bursa Valiliği'nde İl İnsan Hakları Kurul Üyeliğini 2 sene boyunca üstlendim. Orada çalışmalarımız oldu vali yardımcımızla birlikte. Siyasete atılma yılım tam 2007 yılı Nilüfer İlçe ile başladı. İlçe Kadın Kolları'nda başladım. İlçe Kadın Kolları, ilçe yöneticiliği, yine İl Kadın Kolları, il yöneticiliği yıllardır teşkilatımda görev almaktayım. 2011'de de yine partimin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili adayıydım. 2015 yılında da gururla partimi milletvekili adayı olarak temsil ediyorum. Yine Yavaş Şehir Bursa projesinde de evet. Görev almışsınız. Yani evet. Yerel yönetimlere de ilginiz var. Şöyle söyleyeyim, Yavaş Şehir Bursa ile başlayan ilgimi çeken Bursa'nın turizm ile ilgili araştırmalarım var. Evet. Bursa'nın milletvekili adayı olarak sahaya çıktığımda da ben şahsi projelerimde daha çok Bursa'nın turizmle ilgili yatırımlarının genişletilmesi anlamında bir takım önerilerimi sunmuştum. Bunun devamında da bu önerilerimi takip edeceğim ve oluşmasında da bir lobi oluşmasında da öncü olmaya devam edeceğim. Evet, şimdi siyasi sorulara da geçeceğiz ama öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden kadın milletvekili olarak size evet. Bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Meral Akşener'in durumu. Düşünceleriniz evet. Nedir? Evet. Buyurun. Efendim. Sorduğunuz için öncelikle teşekkür ederim. Meral Akşener Türkiye'de siyaset yapan
en güçlü kadın siyasetçidir. Buna bütün partideki siyaset yapan kadın ve erkek siyasetçiler kabul eder. Evet. Yani şu ana kadar almadığı siyasette görev kalmamıştır. Meral Akşener hanımefendiye yapılan iftira diyelim biz ona. Evet. Çok çirkin bir saldırıdır. Ve kadınlarımızın Türkiye'deki iş hayatındaki, siyasetteki durumu ortadadır. Buna rağmen kadınlarımızı küçültücü tavırlar hala siyasette de devam ediyorsa, bu ülkeden ileride çağdaş bir ülke, lider ülke olmasını beklememiz hayal olur. Meral Akşener'in ben bir kadın siyasetçi olarak kesinlikle arkasında durulması, hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün kadının arkasında durulması gerektiğine inanıyorum. Ben bunu bir siyasi mobbing kabul ediyorum. Bakın bu çok önemli bir şey. Evet. Siyasetten dışlama hareketidir. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz bakanımız Meral Akşener'in her zaman yanındayız. Her zaman arkasında, yanında yer alacağız. Evet. Kesinlikle bu tarzda yapılan saldırı da ayrıca kınıyorum. Evet. Şimdi gelelim seçim satma haline girildiği şu süreçte. Evet. Partilerin seçim vaatlerine. Evet. Bu genel seçimlerde bütün vaatler genelde ekonomi etrafında toparlanıyor. Evet. Siz hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin vaatlerini dile getirmenizi isteyeceğim. Ekonomik anlamda tabii. Da genel anlamda da. Hem de partilerin vaatlerini değerlendirmenizi istiyorum. Buyurun efendim. Tabii. Şimdi bakın aslında biz bir seçime gidiyoruz ve o seçimde oy tercihinin genellikle siyasi bir tercih olduğu düşünülür. Ama bu Amerika'da ve Avrupa'da yapılan araştırmalarda, ki keza ülkemizde de yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır ki bu bir siyasi tercih değil, aslında ekonomik tercihtir. Vatandaş geleceğini oylar, geleceğindeki ekonomisini tercih eder. Dolayısıyla da bu dönemde partilerin ekonomik vaatlerinin öne çıkması çok doğaldır. Biz de vatandaşımızla ekonomisini kuvvetlendirici, bu ülkede yaşadığından memnun hissetmesini sağlayıcı bir takım vaatlerde bulunuyoruz. Önemli başlıklarımız var bu konuda. Öncelikle biz asgari ücretin üzerindeki vergileri tamamen kaldırmayı taahhüt ediyoruz. Bir şey sormak istiyorum. Şu an partilerin vaatlerinin ekonomi etrafında toparlanması, ekonomik anlamda bir sıkıntının daha yoğun hissedildiğinin partiler kesinlikle tarafında fark edildiği anlamına gelebilir mi? Kesinlikle. Şimdi sonuçta ben de iş hayatındayım. Bir işletmem var. Yanımızda çalışan öğretmen arkadaşlarımız var. İnanın velilerimiz geliyor. Çünkü biz velilerle muhatabız. Her biri ayrı bir işletmede ya yönetici ya bir iş sahibi. Soruyoruz durumlarını, nasıl gidiyor diye. Birkaç örnek sizinle paylaşmak istiyorum. Bir sanayici hanımefendi dedi ki, 6 aya kadar işlerimiz tamamıyla kapalı. Bakın ben burada bunu gerçekten siyasi bir söylem olarak söylemiyorum. 6 aya kadar işlerimiz kapalı dedi. Diğer bir sanayici abimiz, çek mağduru, 500 bine yakın bir parası, çek mağduriyetinden dolayı tamamıyla duman oldu. Yani biliyorsunuz çek yasası çıktıktan sonra sanayici ciddi ve işverenlerin sıkıntı, durumları evet. Büyük sıkıntıda. Yani işini yapıyor, malını teslim ediyor ama karşılığını alamıyor. Ama vergi dairesi, devlet sen malını sattın, KDV'ni bana ver diyor. Bakın burada büyük bir sıkıntı var. Evet. Dolayısıyla ekonomik sıkıntı önümüzde. Bunu kimle konuşursanız konuşun. İktidar partisine yakın işverenler de bunu size söyleyecektir. İşleri çok iyi durumda değil. Ekonomik sıkıntı büyük. Ve biz de vatandaşımız da bu ekonomik sıkıntıları giderecek bir takım vaatleri paylaşıyoruz. Ve bu ekonomik sıkıntıları giderecek bu vaatlerin kesinlikle karşılıkları var. Şimdi asgari ücretin üzerindeki vergi bizim için çok önemli. Kalktığında otomatikman maaş, asgari ücretimiz 1400 liraya çıkıyor. Bu anlamda büyük şehirlerde asgari ücretle çalışan, evini geçindirmekte zorlanan vatandaşımız da ayrıca 100 lira yol yardımı da vaatlerimiz içerisinde var. Biz hep bu programlarımızın içerisinde özellikle dezavantajlı grupları korumaya çalıştık. Evet. Emeklilerimizin maaşları çok iyi düzeyde değil. Birçok emeklilerimizin maaşlarında tutarsızlık var. Bu tutarsızlıkları kesinlikle gidereceğiz. Mağduriyetleri tamamen ortadan kaldıracağız. Bu bir. İkincisi, emeklilerimiz biz 2011'de de programımızda bunu koymuştuk. Kışa girerken emeklilerimize bir maaş yardım demiştik. Bunu 2015 programımızda Mart ayı, yani kışa girerken Mart ayında destek
bir maaş, bir asgari ücret üzerinde destek. Bir de Nisan ayında, yani özel şirketlerde nasıl 6 ayda bir ikramiye desteği gelir? Aynı o şekilde Mart ve Nisan ayında emeklilerimize bir asgari ücret tutarında emekli destek ödeneği sağlayacağız. Bu promosyonla ilgili biliyorsunuz emeklilerimiz bankalardan promosyon alamıyorlar. Bu promosyon desteğini de kesinlikle getireceğiz. Emeklilerimize maaşlarını özellikle belli bir bankadan alıyorlarsa promosyon desteğini kesinlikle sağlayacağız. Bunlar bizim evet. için çok önemli. Bakın ben sonuçta bir kadın siyasetçiyim. Kadınlar ve çocuklar bizim için öncelikli. Son yıllarda dikkat ediyorsanız kadına şiddet artarak devam ediyor. Hiç eksilmedi. Evet. Biz özellikle kadına şiddet ve çocuk istismarı konusunda hukuki konular önümüze geldiğinde, vatandaşımızın önüne geldiğinde, hukuki olarak o vergiler, harçlar ne varsa bütün masrafları kaldırıyoruz. Bütün masrafları da biz hükümet olduğumuzda üstlenmeyi taahhüt ediyoruz. Evet. Ne zaman olacak? Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarında olacak diyoruz. Evet. Özellikle çocuk istismarında, açılan davalarda biliyorsunuz zaman aşımı meselesi var. Zaman aşımı meselesini kesinlikle ortadan kaldırıyoruz. Ben de zaten şahsi olarak bunu kabul etmiyordum. Ayrıca verilen cezalarında arttırılmasını Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarında taahhüt ediyoruz. Bunlar bizim vatandaşımız için çok önemli konulardır. Bir de benim bu yola çıkarken, bu vaatleri söylerken önemli olarak altını çizdiğim bazı konular var. Bakın bir ülkede biz sağlık hastane yapabilirsiniz sağlıkta. Ama siz o hastaneyi yaptınız, camlı binalar, her şey yerli yerinde, çok lüks bina. Ama o ülkede o binaların içerisinde yanlış iğneden hala çocuklar ölüyorsa o binaların bizim için hiçbir anlamı yoktur. Yollar yapılıyor değil mi? Ama o yollarda özge canları kaybediyorsak, yitiriyorsak o yolların bizim için hiçbir anlamı yoktur. Üniversiteler yapıyoruz her ile ama Fıratları kaybediyorsak, biliyorsunuz bizim bir kardeşimizi şehit verdik. Fırat Çakıroğlu'nu evet. kaybediyorsak benim için o üniversitenin hiçbir anlamı yoktur. Bunlar benim için önemli konular ve öncelikli başlıklar. Evet. Gençlerimiz benim için çok önemli. Gençlerimize yüksek öğrenimde 10 bin liralık öğrenim kuponu taahhüt veriyoruz. Özellikle gençlerimizin artık evlenme yaşı çok ilerledi biliyorsunuz. Daha geç hayata atılıyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi buradaki eksikliği gördü ve gençlerimize evlendikleri zaman kullanabilecekleri faizsiz 10.000 TL kredi desteği sağlıyor. Ve bu krediyi de 2 yılda ödeme olanağı gençlerimize veriyoruz. Ve gençlerimizin en büyük sorunlarından biri işsizlik. İşsizliği kaldırmak için bu dezavantajlı gruplarda kesinlikle önlerini açıcı destekler vereceğiz. Ben eğitimciyim, onu özellikle siz de bahsettiniz. Evet. Bakın bu ülkede yıllardır bir şey konuşulur. Meslek lisesi memleket meselesi. Hala memleket meselesi haline getiremedik. Evet, biz de o konularda çok yazdık, çizdik gerçekten. Evet. Yani evet. Türkiye'deki eğitimden ekonomiye birçok alana etki eden en temel konulardan bir tanesi de belki gerçekten meslek lisesini yeterli öneme kavuşturamadık, evet. sistemini oturtamadık. Evet. Bugünkü işsizlik probleminin, evet. ekonomideki birçok sıkıntının en temel problemlerinden bir tanesi bu. Yani bir tarım reformu, toprak reformu ardından eğitim reformu Türkiye için olmazsa olmaz konular. Evet. Bu konuda da evet biraz daha altını çizmek istedim. Buyurun. Şimdi bakın bir ülkenin eğitimi iyi değilse geleceğinin planlamasını hiç yapmanın lüzumu yoktur. Bir defa biz lider ülke Türkiye olmasını arzu ediyoruz. 2023 evet. vizyonu her partinin vizyonunda var. İstiyoruz. Ama siz en önemli temel taşını eğitimi tamamlamıyorsunuz, eksik bırakıyorsunuz ama ileride lider ülke Türkiye olacağız diyorsunuz. Bunu sağlamak için bir defa eğitimdeki bu eksik noktaların tamamıyla giderilmesi lazım. Bir, eğitimde sürekli, bakın benim yıllardır takip ettiğim TEOG mağduru gençlerimiz var. Efendim 3 sene SBS, vazgeçtim 1 sene TEOG. Ondan da vazgeçtim TEOG 2 ayrı sınavda yapılacak derseniz gitgide kayıp bir nesil bırakırsınız gerinizde. Bu kayıp neslin evet. hayata hazırlanması biraz zordur. Bir defa en kısa zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarında bu tarz sınavların tamamını kaldıracağız. Özellikle üniversite sınavını kaldırmayı taahhüt ediyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bir defa ilköğretimdeki bu TEOG sistemindeki bütün mağduriyetleri gidereceğiz bu bir. Evet.
Eğitimde okullarımızdaki sınıfların sayısını 25 kişinin altına çekeceğiz. Bu çok önemli. Çünkü siz kalabalıklarda eğitim vermeye devam ettiğiniz sürece eğitimde kaliteyi yakalayamazsınız. Şimdi gelelim meslek lisesine ve üniversite sınavının kalkmasına. Bakın dikkat edin, bu ülkede öğrencilerimiz TEOG sınavına giriyor. Ben bu işin içerisindeyim. Önümüzde seçenekler yazılıyor. İşte okul seçecek. Öncelikli olarak öğrencimiz, gencimiz orada hemen Anadolu Lisesi'ni seçiyor. Diyorum ki bakın sen şu özelliklere sahipsin, çok iyi çizim yapıyorsun, tasarımı seçelim seninle ilgili. Bu bölümlere dikkat et. İleride eğitim hayatını ve iş hayatını garanti altına alın. Kesinlikle hiçbir gencimiz, bundan emin olun, meslek lisesini tercih etmiyor. Bir defa meslek liselerimizi kuvvetlendireceğiz. Benim önemsediğim bir konu daha var. Teknoloji liseleri kesinlikle bu ülkede kuvvetli hale gelecek. Sürekli bakın, İmam Hatip Lisesi bu ülkeye lazım. Olması şart. Ama sürekli İmam Hatip Lisesi açarak bu ülkenin geleceğini garanti altına alamayız. Teknoloji liselerimizi kesinlikle sayısını arttıracağız. Bu liselere giden çocuklarımıza eğitim desteği vereceğiz. Ve ileride bu tarzda teknolojik yatırımların arttırılmasını da sağlayacağız. Bakın bu ülkede her şeyin üretimi yapılıyor. Ama dikkat ederseniz şu ellerimizde olan telefonları, tabletleri hep yurt dışından ithal ediyoruz. Ve o ürünleri üreten firmalar şu anda dünya devi. Şu kadar bir cihazın bedeli belki 2000 lira değil mi? Ama diyelim ki şu masanın üretimi. Bakın 2000 lira etse bile bu masanın bir kamyona sığdığındaki toplam şeyine bakın, kütlesine bakın ama o cihazın kütlesine bakın. O cihaz çok daha kıymetli. Biz en kısa zamanda teknoloji ve meslek liselerimizi kuvvetlendireceğiz. Bu ülkede teknoloji yatırımlarımızı arttıracağız. Ki eğer biz gerçekten lider ülke Türkiye vizyonuna sahipsek ve bunu gerçekten yapmak istiyorsak. Evet. Bu benim için öncelikli konu. Şimdi gerçekten Türkiye'nin en önemli konularından bir tanesi eğitim. Bu konuyla alakalı da ben zaten size özellikle soracaktım ama siz vaatler içerisinde de kapsamlıca ele aldınız. Evet. Bir programı komple meslek liselerinin eğitimine ayırsak, bitmez. Konuşulacak çok konu var ama ben şunu sormak istiyorum. Siz mecliste vekil olduğunuz takdirde nasıl bir milletvekili olmayı düşünüyorsunuz? Hangi konularda ağırlıklı çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz? Çünkü milletvekilleri gittiği zaman iki alanda faaliyet yürütür. Bir, ya komisyonlarda görev alır, bir takım yasa tekliflerinin hazırlanmasında, ortaya konulmasında aktif rol alır ve diğer bir görevi de sunulan teklifleri, yasa tekliflerini onaylama veya reddetme noktasında oy kullanır. Evet. Bu noktada sizin aktif rol almayı düşündüğünüz alanlar var mı? Özellikle ülke gündemine getirmeyi düşündüğünüz konular var mı milletvekili olursanız? Nasıl bir milletvekili olacaksınız? Şimdi ben kendimi anlatırken dikkat ettiyseniz 2007'den beri Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyasi yapan bir adayım. Evet. Ve bizim tabii doğal olarak sürecimiz şöyle işledi. Aday adaylığı sürecinden geldik ve kendimizi ilçelerimizde teker teker ilçe yöneticilerimize anlattık. Tabii onlar da bize sorular sordular, ilçe başkanlarımız, ilçe yöneticilerimiz. Onlar da aynen bu soruyu sordular bize. Dediler ki siz oraya gittiğinizde, meclise gittiğinizde nasıl bir vekil olacaksınız? Tabii bunun cevabı o zaman da aynıydı, şimdi de değişmedi. Ben bir defa öncelikli olarak Bursa'nın milletvekili olacağım. Çünkü ben Bursa'da yaşıyorum, çocuklarım Bursa'da okuyor, Bursa'da üretiyorum, Bursa'da katma değer sağlıyorum, Bursa'da da tüketiyorum. Zaten az önce söyledikleriniz arasında ben onu yakaladım. Dediniz ki ben Bursa'yla alakalı projeler ürettim, gerek turizm alanında gerek diğer konularda. Evet. Şimdi gerçekten Bursa'daki vatandaşlarımızın ciddi bir sıkıntısı var. Gerek iktidar gerek muhalefet milletvekilleri sahada görülemiyor. Bir seçim öncesinde işte çok koşturuyorlar, sahaya iniyorlar. Ama seçildikten sonra bir daha uğrayan, vatandaşın yüzüne bakan yok gibi. Evet. İstisna birkaç vekil var. Evet. Hani gelip gerçekten halkın içinde olan, halkın derdini dinleyen ama birçok vekil pek uğramıyor. Bunun Bursa'ya da ciddi bir zararı oluyor. Yani Bursa'nın lobisi yok. Ankara'da Bursa hissedilmiyor. Oraya kesinlikle girmek istiyorum. Bu noktadan ben önemsiyorum bu konuyu. Ve az önce de şu kurduğunuz ibareyi önemsiyorum. Ben Bursa'nın milletvekili olacağım. Kesinlikle. Çünkü milletvekilleri parti genel merkezinin genel başkanın milletvekili. Evet. Yani genel başkanın Bursa milletvekili var. Bir de Bursa'nın
mecliste milletvekili var. Hani bu tabiri kullandığınız için de ben ayrıca teşekkür ediyorum. Buyurun. Evet. Şimdi bakın, ben kendi partim adına en azından bir iki örneği paylaşmak istiyorum. Bizim şu anda Bursa'da iki milletvekilimiz var. Biri genel sekreterimiz. İşin doğası gereği de daha çok Ankara'da olması gerekiyor. Ama diğer vekilimiz Necati Özensoy, takdir edersiniz, bütün Bursalılar da bunu takdir edecektir. Bursa'da yoğunluklu olmaya gayret göstermiştir. Evet, hemen hemen bütün programlara katılmaya özen gösteriyor. Necati Bey bu anlamda zaten o saydığım birkaç vekilden biridir. Yani dolayısıyla yani ben kendi vekillerimin üzerine kesinlikle bu konuda alınganlık göstermiyorum. Şöyle söyleyeyim, bizim sayımız ne kadar çoğalırsa, ki çoğalıyor, bence sahayı bana soracaksınız diye ben şimdiden bir giriş yapıyorum. Çoğalıyor, sahada bunu net görüyoruz. Vekilimiz ne kadar çok olursa Bursa'ya bizim vekillerimizin katma değeri o kadar olacaktır. Zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin ideolojisinde de bu vardır. Biz milletini çok seven, milletiyle hemhal olmaktan asla çekinmeyen bir partinin mensubuyuz. Dolayısıyla bu konuda sıkıntı olmayacaktır. Hatta şimdi ben Orhan Gazi'deki çalışmadan geldim. En son bir pazar çalışmasıyla turumuzu bitirdik. Birçok yeri gezdik. Sonra birisi dedi ki, siz dedi Bursa'nın vekili olacak mısınız? Ben özellikle bu cümleyi kurdum zaten. Bakın, bize ilçelerimize gittiğimizde bir soru daha sorulmuştu. Vekil olarak gittiniz. Sonra biz sizinle nasıl görüşeceğiz dediler. Aynen, ben onlara şu cevabı vermiştim. Ben evet, ilde de sizinle görüşeceğim ama ilçelerime tek tek geleceğim, ilçe teşkilatlarıma tek tek geleceğim ve size gelen sıkıntıları belki direkt vatandaşımızla, belki sizinle ben orada alacağım, orada paylaşacağım, sahaya çıkacağım, bu sorunları göreceğim demiştim. Bu fikrim asla değişmedi, ileride de değişmeyecek. Yani gidip ilçemizde, ilçemizin sorunlarını bizzat orada görerek, dinleyerek sorunlara cevap üreteceğiz. Evet, şunu da soralım. Şimdi sahadasınız, uzun zamandır sahadasınız. Bu seçimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem sahadaki izlenimlerinizi, hem halkın beklentilerini bir izlenim anlamında, gözlemci anlamında paylaşmanızı istiyorum. Evet, bu soruyu sorunca memnuniyetim arttı, dikkat çektiyseniz. Şimdi sahada Milliyetçi Hareket Partisi'ne büyük bir teveccüh var. Bu ülkeyi yönetenlerin şımarıklığından vatandaşımız ve ülkemiz yoruldu bakın. Yani sürekli ben bilirim, ben yaparım, ben israf ederim tutumundan vatandaşımız yıldı. Şimdi tamam, yapıyorsun, ediyorsun, israf ediyorsun ama biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak asgari ücreti 1400 lira yapalım deyince niye karşı çıkıyorsun? Demek ki bunun karşılığı aslında var ama sen başka bir yerde tüketmeyi tercih ediyorsun. Ne yapıyorsun? Kendini zenginleştiriyorsun, kendi çevrendeki insanları zenginleştiriyorsun. Biz diyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi iktidarında bu kaynakları vatandaşımızla paylaşalım. Ülke zenginleşsin diyoruz. Belli bir zümre zenginleşmesin diyoruz. Tamamıyla bütün ülkemizi zenginleştirelim diyoruz ve bu kaynaklar bu ülkede var. Olmasa zaten bu kadar 1 trilyonluk araçlara bazı makam sahiplerinin binmesi mümkün değildir. Olamaz. Yani bu para var ama kaynak vatandaşımızda değil, bir takım yöneticilerle ve bir takım zümreyle paylaşılıyor. Şimdi vatandaşımız bu konuda dertli. Bakın, pazardayım. Ben özellikle kadın esnafımızın da yanında olmaya gayret gösteriyorum. Gittim, ablalarımla oturdum. Hatta satış yaptım onlarla. Zaten aday olarak önemli özelliklerimden biridir. Her ilçede pazarı dolaşırken onlarla birlikte satış yaparım. Satış yaptık. Dedim ki, yani saat 4.30 aralığını buldu. Tezgah dolu. Neden satamadınız? Kimse almıyor. Vatandaşın cebinde para yok. Para olmaması sebebi ülkede kaynak olmadığını göstermiyor. Para olmamasının sebebi vatandaşımız borçlandırıldı. Borçlandırılarak vatandaşımız tutsak edildi, mahkum edildi. Vatandaşımız bu durumdan muzdarip ve şikayetçi. Bir defa o yüzden vatandaşımızın yüzü Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönük. Diyor ki, bizi kurtarın, bu yönetimlerden kurtarın, bu borçlardan kurtarın. Çünkü biz geldiğimizde bunu sözünü de veriyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarında borçların yapılandırılmasında kesinlikle borçlu vatandaşımızın yanında olacağız. Bu desteği sağlayacağız. Şimdi gelelim Bursa'daki durumumuza. Ben sahaya çıkmadan bu ölçüde bize dönük bir şey beklemiyordum, hareket beklemiyordum. Kesinlikle teveccüh büyük,
Yani arkadaşlarım ve ben rahatlıkla bu dönem meclisteyiz diyebiliriz. Ülkenin yönetimine talip olarak, iktidara talip olarak iktidara yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Sizler de eğer sahada görüşmelerinizi yapıyorsanız kesinlikle bunu göreceksiniz. Milliyetçi Hareket Partisi gümbür gümbür iktidara geliyor. Evet. Şimdi Gülten Hanım, seçimlere az kaldı. Evet. 20 gün gibi bir süre var. Siz yaklaşan genel seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Bursa'dan kaç vekil çıkabilir? Tabloyu nasıl görüyorsunuz? Genel tabloyu nasıl görüyorsunuz? Evet. Buyurun. Şimdi biraz önce bahsettiğim o vatandaşımızın tavrı vardı ya. Bakın Bursa'dan neden 12 tane vekil çıkartmayalım? Neden olmasın? Başka bir parti bunu yaptı. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi yapamaz diye bir şey yok. Milliyetçi Hareket Partisi bunu çok iyi yapar. Bir de bizim bir özelliğimiz var, gözden kaçan. Ben bunu her gittiğim programda paylaşıyorum. Bir defa bu ülkede yaşanan bu kavgalardan vatandaşımız yoruldu. Ben de yoruldum şahsen. Bir grubun tamamıyla, özellikle ülkeyi yöneten AKP'nin 1923 ve sonrasıyla bir sıkıntısı var. Yani 1923 Cumhuriyet'le ve Atatürk'ün getirdiği kazanımlarla ilgili bir sıkıntısı var. Vatandaş bu tarzda kavgalardan, bu tarzda tarihin eleştirilmesinden yoruldu. Gelelim diğer partimize. Onun da ne yazık ki 1923 ve öncesiyle, yani Osmanlı dönemimizle ilgili bir sıkıntısı var. Ama bunu herkes kabul edecektir ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne Osmanlı dönemimizle ne Cumhuriyet dönemimizle bir sıkıntısı yok. Bu tarih bize ait. Biz diyoruz ki Fatih Sultan Mehmet de bizim, Atatürk de bizim. Bu bizim gerçeğimiz, bu bizim tarihimiz. Bunu bir defa biz vatandaşımızla paylaşıyoruz, vatandaşımız da bizi bu şekilde kabul etmiş durumda. Dolayısıyla biz iktidara geldiğimizde çok önemli bir konu. Artık vatandaşımız bu ülkede huzur istiyor, sakinlik istiyor, bir samimiyet istiyor. İktidara geldiğimizde kesinlikle bu anlamdaki çatışmaları gidereceğiz. Ve bu ülkede huzuru kesinlikle yaşatacağız ve hissettireceğiz. Ve samimiyetimizi de kesinlikle çalışmalarımızda, yönetimimizde hissettireceğiz ve hep beraber paylaşacağız. Evet, şimdi Gülten Hanım süremiz de az kaldı ama ben özellikle Türkiye gündeminde son birkaç yıldır çok önemli yer tutan, muhtemel ki yeni meclisinde en önemli görevleri arasında en baş sıraları yer alacak olan birkaç gündem maddesi var. Birkaç tanesini zaten az önce aktardınız siz ama ben özellikle bu konularla alakalı da hangisini önemsiyorsunuz ona daha da ağırlık verebilirsiniz. Bir 4-5 dakika gibi bir süremiz var. Evet. Şimdi burada bir yeni anayasa süreci. Evet. Aynı zamanda bireysel hak ve özgürlükler çerçevesinde de ele alabilirsiniz. Çözüm süreci ne olacak, Türkiye'yi nereye götürecek, nasıl değerlendiriyorsunuz? 3. Paralelle mücadele diye bahsedilen süreç, 17-25 Aralık sonrası olaylar. Bu 3 konu şu an Türkiye'nin siyasi seyrini ciddi anlamda etkilemiş, etkileyecek gündem başlıkları. Bu konularla alakalı genel değerlendirmelerinizi almak istiyorum. Ben kısaca aslında hepsine şöyle bir değinmek istiyorum. Buyurun. Bakın biraz önce ben özellikle eğitimle, sağlıkla ilgili binadan yollardan bahsetmiştim. Aslında adaleti atlamış olabilirim. Adalette de her ilde çok güzel böyle adalet sarayları yapıldı. Adalet saraylarını yapıyoruz. Ama bir dönem geliyor, hükümetin karşısında olduğu hissettiği gruplara karşı bir takım operasyon isimleri yerleştiriyoruz. O operasyon isimlerine göre özellikle mesela geçtiğimiz dönemde yaşandı. Bizim askeri kuvvetlerimizi içeriye aldık. Onları yıprattık. Birçoğu büyük hastalıklarla mücadele etti. Birkaç önemli askerimizi orada kaybettik. Sağlık nedeniyle. Ve kayıp olan itibarlarını da geri teslim etmemiz mümkün bile değil. Şimdi de başka bir neden uydurduk. Dedik ki işte bu ülkede bir paralel yapı var. Efendim onlara da bir operasyon ismi bulduk, içeriye alıyoruz. Bakın adalet sarayları yapmakla adalet sağlanmaz. Adalet hepimize lazım. Dün nasıl askere lazımsa, bugün dezavantajlı olan başka gruplara lazım. Hatta bugün ülkeyi yönetenlere de adalet lazım. Şimdi eğer biz adaleti tesis edersek bu ülkede, ülkenin gelişimini zaten sağlamış oluruz. Çözümle ilgili bir şeyden bahsetmek istiyorum. Birkaç şey söylemek isterim. Bir defa çözüm dediniz, dikkat edersiniz ben çözülme dedim. O çözüm süreci değil,
bir çözülme süreci. Yani şu anda eğer Doğu ve Güneydoğu'da başka başka yapılanmalar gerçekleştiyse, biz önünü alamadığımız bir takım şeyleri görüyor ve yaşıyorsak, bu bir çözüm süreci değil, çözülme sürecidir. Ve ülkemizi, biraz önce söyledim ya, huzur sürecini biz sağlayacağız diye dedik. Ülkemizdeki huzuru ve bu birlik beraberliği tamamıyla ülkeden aldık. Şu anda çözülme sürecinin içine girdik. Ve ben bundan emin olun ki Kürt kardeşimin de, Kürt vatandaşımın da çok memnun olduğunu düşünmüyorum. Orada yaşanan sıkıntılardan en çok onlar muzdariptir. Oradaki esnaf kardeşim muzdariptir. Oradaki kadınımız ve çocuklarımız muzdariptir. Eğer biz orada huzuru sağlarsak, orada yaşamın kalitesini arttırırsak, o çocuklar bizim geleceğimiz ve bu ülkenin de geleceğini kesinlikle çağdaş bir gelecek haline getirebiliriz. Ama bu çözülme süreciyle olmaz. Bu tarzda evet. Olmaz. Peki yeni anayasa konusunda ne diyorsunuz? Yeni meclisin ana gündem maddelerinden bir tanesi. Evet. Yine yeni anayasa olabilir deniyor. Evet. Evet. Şimdi bakın, birlikte yürütülen her konuda, bir defa sağlam oturtulan her konuda kesinlikle başarı sağlanır. Ama bunu ben tek başına yapacağım, bunu ben biliyorum derseniz, bunu vatandaşımızla ve diğer partilerle paylaşmazsanız, kendi başınıza yapmaya kalkarsanız sonuç elde edemezsiniz. Ve iktidar partisinin şimdiye kadar yapmış olduğu da budur. Her konuda budur. Ben biliyorum, ben yaparım ama birlikte yapılırsa, ben ileride bu konularda birlik beraberlik sağlanırsa, yeni anayasanın da sağlıklı bir şekilde yürütüleceğine inanıyorum. Ama en önemli konu, tekrar söylüyorum, birlikte ve beraber olarak yapılırsa. Evet, zaten yönetişim şu an ileri demokrasinin en önemli kavramlarından biri. Evet. Sadece bir zümrenin kararlara yönetmesi değil, halkla sürekli her aşamada halkı içine katarak yapılan yönetim sistemi şu an artık ileri demokratik ülkelerin sistemleri bu şekilde revize ediliyor, edildi bir kısmı. Evet, süremizin de sonuna geldik. Son sözlerinizi alalım. Evet. Bu söylediklerimin hepsi Milliyetçi Hareket Partisi'nin vaadi ve sözüdür. Ama buraya bizi getirecek olan, asıl olan bizim vatandaşımızdır. Biz onların vekil adayıyız. Evet. Asil olan kişilere buradan seslenmek istiyorum. Bize desteğinizi arttırarak 7 Haziran'da unutmadan devam ettirin diyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarında, tekraren söylüyorum, huzur, kesinlikle ekonomik üstünlük, lider ülke Türkiye vizyonu gerçekleşecek. Bizimle yürü Bursa, bizimle yürü Türkiye diyor. Evet, biz de katkılarınızdan, paylaşımlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, sevgili Line TV izleyenleri, Seçim 2015 programının sonuna geldik. Kent Meydanı Cam Stüdyomuzda bugünkü konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili adayı Gülten Kavut Sürücü oldu. Kendisinden, kendisini tanıdık, kendisinden seçim vaatlerini ele almasını istedik. Aynı zamanda eğitimle alakalı belli konulara, kendisinde eğitimci olması hasebiyle Zoom yapmaya çalıştık. Yeni bir Seçim 2015 programında tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.